Merhaba Oto Teknik izleyicileri. Bugün sizlere lastik balansından bahsetmek istiyoruz. Öncelikle abone olduğunuz ve bizi desteklediğiniz için teşekkür ederiz. Daha önceki videolarda bahsettik. Biz bu videoları meraklılara, konuyu daha detaylı öğrenmek isteyenlere ve özellikle öğrencilerimiz için çekmeye çalışıyoruz. Umarım beğenirsiniz ve abone olursunuz. Şimdi lastik balansı neden önemli ya da neden yapmak lazım? Oradan bahsedelim. Eğer arkadaşlar lastik balansı bozuksa bu özellikle 90 km, 100 km civarındaki hızlarda direksiyonda titreşime sebep oluyor. Eğer lastik balansı ya da janttaki balanssızlığa bağlı olarak, janttaki eğikliğe bağlı olarak balansta bozukluk varsa, direksiyon titreşiminden de daha fazla ileri boyuta gidip ön takımda titremeye, arabada küçük küçük sallantılar yapmaya sebep olabilir. Bu da tabii sürücünün dikkatini dağıtıyor. Sürücünün yolla ilgili bir arıza mı var, acaba bir sorun mu var düşüncesine sahip olduğu için sürücü, bu sefer de sürüş emniyeti azalmış oluyor. Dolayısıyla sürücüyü rahatsız eden bir durum. Peki lastik balansı neden gerekli? Biraz da bundan bahsedelim. Ya da lastik balansı neden yapılıyor? Çünkü arkadaşlar lastiğin imalatı sırasında, artı jantın imalatı sırasında, subabın takılmasında ve diğer ekipmanların bir araya gelmesi işleminde ister istemez jant üreticisiyle lastik üreticisi farklı ya da diğer ekipmanların üreticileri farklı olduğu için bunlar bir araya geldikleri zaman bir balanssızlık meydana geliyor. Bunu biz kısaca jantın ya da lastiğin, özellikle jantın bir kısmının biraz daha ağır olması demek olarak tanımlayabiliriz. Yani jantı 360 derece düşünecek olursak, bir bölümündeki küçük bir 5 gramlık, 10 gramlık ağırlık bile hızın artmasıyla birlikte, yolda hızın artmasıyla birlikte şöyle bir harekete sebep oluyor. Bunu anlamamız için de dediğim gibi direksiyonda titreşime sebep olmasından biz sürücüler olarak anlarız. Ne yapıyoruz? Diyelim ki bir tarafta imalattan kaynaklanan bir ağırlık varsa bu ağırlığı dengelemek için onun tam karşısına tam o ağırlığın miktarı kadar bir ağırlık çakıyoruz ki dengeye gelsin. Böylece tekerin dönüşünü daha istikrarlı, daha stabil hale getirmeye çalışıyoruz. Şimdi bu kadar uzun bir girişten sonra lastik balansının nasıl yapıldığına birlikte bakalım. Arkadaşlar iki tür balans var. Biri dinamik balans, biri statik balans. Özellikle sabit cihazlar bunların ikisini birden yapıyor. Neden iki türlü balans var? Yani bir tanesi ağırlığın dışarı doğru çakıldığı statik balans, diğerinde ise ağırlığın yönünde belirtilen dinamik balans olarak isimlendirebiliriz. Şimdi bir lastik üzerinde bunları birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, buradaki cihaz Bosch'un VBE4140 cihazı. Biz bu cihaz üzerinde ayar yapacağız. Bu cihazın ekranından kısaca bahsedelim. Şu şekilde bir tuş takımı var. Bu tuş takımı ile ekran üzerinde gezinme yapabiliyoruz. Şöyle. Menülerden ben kısaca bahsedeyim. Öncelikli olarak çıkış, yani ana ekranımızdan geldik. Daha sonra balansımızı seçtik. Daha sonra arkadaşlar birinci seçenekte, yani şurada kullanıcı profilini tanımlıyoruz. Birinci profil, ikinci profil, üçüncü profil olarak kullanıcılar tanımlanabiliyor. Daha sonra arkadaşlar yan tarafa geldiğimiz zaman otomobil mi, motosiklet mi? Burada seçim yapıyoruz. Biz otomobil jantı ayarını yapacağız. Şu şekilde otomobili seçtim. Daha sonra arkadaşlar diğer seçenekte jant ölçülerini girmem gerekiyor. Jant ölçülerini girmek için tuş takımından 3. seçeneği seçtikten sonra düğmeye basıyorum. Ve burada olan ölçüleri girmem gerekiyor. Şöyle sol tuşa basarak hareket ettiriyorum. 87 mm tekerleğin cihazdan olan uzaklığı şuradaki kolla ayarlanıyor. Bakın burada bir tane cetvel var. Bu cetveldeki ölçü işte 87 mm olacak. Biz bunu şimdi birazdan test edeceğiz. 5,5 inç jantın genişliği arkadaşlar. 14 inç ise jantın çapı. Ama bunları ben lastiğe baktıktan sonra değiştireceğim. Lastiği elime alıyorum arkadaşlar. Lastiğin öncelikle ölçülerini bir kontrol edelim. 185, 55, R, 15. Demek ki lastiğimiz 15 inçmiş. Şöyle lastiği bağlamadan önce yüzeyini kontrol ediyorum. Herhangi bir toz, kir varsa bunları temizliyorum. Daha sonra dizimle destekleyerek lastiği şöyle cihaza bağlıyorum. Daha sonra arkadaşlar
janta uygun bir göbek alıyorum. Bu janta aldığım göbekle şöyle göbeği oturtuyorum. Daha sonra kilitleme mekanizmamı alıyorum. Mandalı tutarak şu şekilde yapıyorum. Daha sonra arkadaşlar teker var. Tekeri sabitlemek için şurada bir tane pedal var. Bu pedala basıyorum ve mili sabitliyorum. Daha sonra sıkıyorum. Sıktıktan sonra, sıkıştırdıktan sonra şöyle. Artık görüldüğü gibi ayağım hala pedala basılı. O yüzden de dönmüyor. Daha sonra serbest bırakıyorum. Ve şöyle elimle çeviriyorum. Dönüşünde herhangi bir anormallik yok. Gayet böyle stabil şekilde dönüyor. Şimdi eldiven giyeceğim. Eldivenle devam edeceğim. Lastiğin yüzeyinde herhangi bir toz, kir varsa bunları temizliyorum. Çamur varsa, çakıl taşı varsa bunları çıkarıyorum. Herhangi bir eğiklik varsa jantta bunları düzeltmem gerekir. Jantın dengesini bozacak herhangi bir şey varsa bunları çıkarmam gerekir. Ve daha önceden çakılı ağırlıklar varsa arkadaşlar, bu ağırlıkları da çıkarmamda fayda var. Şu anda bu lastikte herhangi bir ağırlık, çakılı değil. Az önce ölçülerini gireceğiz demiştim. Eğer jantın ölçüsünü biliyor isek, burada yazıyor 15 inç. Şurada bakın 15 inç diye yazıyor. Şuradan arkadaşlar 15 inç ölçüsünü giriyorum. Eğer ölçüyü bilmiyorsam ya da jantta yazmıyorsa şuradan ölçebilirim. Bunu ölçmek ise şöyle tutuyorum. Şöyle jantın iç yanağına değdiriyorum şuraya. Alıyorum. Görüldüğü gibi tam 15 inç jantın çapıymış. Jantın çapını eğer bilmiyorsam bu ölçü aleti ölçebilirim. Evet, şu jantın genişliğini öğrenmek için arkadaşlar jant şurada genişliği ölçü birimi var. Bunu getiriyorum. Şöyle jantın iç tarafına değdiriyorum. Şu anda 5,5 inç. Şurada. Şöyle çıkarayım. Daha sonra buraya da 5,5 ölçüsü farklı olsaydı buraya girecektim. 5,5 ölçülerine girdikten sonra lastik bilgileri doğru olarak girilmiştir buraya. Daha sonra diğer menüye geçiyorum şuradan. Burada tamam. Burada tamam. Şuradan. Arkadaşlar bir üçüncü menümüz daha var şurada. Daha doğrusu dördüncü menümüz daha var. Burada da ağırlıkların nereye çakılacağını seçebiliriz eğer istersek. Yani alüminyum jantsa ya da jantın profili farklıysa jant profillerine göre ağırlıkların çakılma yerlerini değiştirebiliriz. Biz olduğu gibi bırakıyoruz. Daha sonra arkadaşlar go butonuna geldikten sonra kapağını kapatıyorum ben ve balansa başlıyorum. Evet, görüldüğü gibi 10 gram iç tarafa, 20 gram dış tarafa gösteriyor. Kapağı açıyorum. Daha sonra yavaşça tekeri çeviriyorum. Şöyle, 20 gram olduğu anda pedala basıyorum özellikle. Artık tekerin dönmesini engellemiş oldum. Ve daha sonra 20 gramlık ağırlığı bulup buraya çakıyorum. Her ağırlığın üzerinde gramı yazıyor. Bu 20 gram ağırlık. Tekerin arkadaşlar en üst noktasına çakacağım. Unutmamamız gereken şey bu. Şöyle geldiğimiz zaman tam şuraya 20 gramlık ağırlığı çaktım. Daha sonra arkadaşlar ayağımı pedaldan çekiyorum. Yavaş yavaş lastiği çevirmeye devam ediyorum. Evet. Şöyle yine pedala bastım, sabitledim. 10 gram da lastiğin iç tarafına çakacağım. Yine ağırlığımı alıyorum. 10 gramlık ağırlığı. Daha sonra lastiğin iç jantına yine en üst noktaya gelecek şekilde ağırlığı çakıyorum. Ayağımı pedaldan çekiyorum ve kapağı kapatıyorum.
Evet, görüldüğü gibi 5 gram daha ağırlık istiyor. Kapağı açtım. Daha sonra tekeri yavaş yavaş çevirdim. Evet. Tam yakaladığım anda çok küçük bir ağırlık, 5 gram tabii ki. Ama yine de 5 gram ağırlığı da çakalım. Şöyle en üst noktaya gelecek şekilde 5 gram ağırlığı da çakıyoruz. Daha sonra kapağı kapatıyoruz. Her iki tarafta da 0 gramı görünce arkadaşlar balans işi bitmiş demek. Tekeri yerinden söküp montaja geçebiliriz. Arkadaşlar lastik balansı bu şekilde yapılıyor. Eğer alüminyum alaşımlı bir jant kullanıyorsanız lütfen bu şekilde çakma ağırlıkları kullanmayın. Alüminyum alaşımlı jantlar için arkadaşlar şu şekilde yapıştırma ağırlıklar kullanılır. Hem jantın korunması açısından hem ona zarar vermemek için hem de şık görünmesi açısından bunlar tercih edilir. Onu da inşallah belki başka bir videoda gösteririz. Arkadaşlar lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İlginiz için çok teşekkür ederim. Dinlediğiniz için teşekkürler. İyi günler diliyorum.